Çok güzel evet, olur. Sibel şimdi diğer nasıl kesiyoruz? Deryem bunu şimdi şuradan kesiyoruz. Yani ikiye ayırıyoruz. Evet şimdi. O dikiş kısmını tut da. Tut Sibel tut orasını. Tamam dikiş evet. kısmını da temizleyip atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Evet. Buyurun. Dikiş kısmını temizliyoruz. Şurayı da kesip atıyoruz. Kesmeden yapsan. Tamam. Kesmeden olur. Yap otur şimdi bence şöyle şeye. Yapayım. Evet. Nasıl çıkacak bizim, o? Tamam ha şurada bir şablonumuz var. Ama yalnız bu defolu mal. Bak önü ayrı evet, Kahramancığım buna hiç dikkat etmemişsin. Kahraman bak mal defolu. Yok şey. Onun için 10 liraya vermişler sana bak. Onun için 10 liraya verdiler tabii. Hakikaten öyle. Evet olsun şimdi, çocukları soğuktan koruyacağız. Ucuz kolay basit bir şey. Hemencecik yapılabilir. Şu. Bunu yayınlayacağız. Sibel bir patron yaptı hı. şurada. Print alıp. Buna bakabilirsiniz veya santimleyebilirsiniz. Evet Sibel. Şimdi bunu... Bak şurada bir küçük numarası var değil mi? Var evet. Bir de şurada pensleri var. Şöyle kırmızının üstüne belki daha kolay aklanır. Şöyle iki tarafta pensi var ki şu kafaya tam güzel oturabilsin diye. Şimdi şöyle çiziyorum. Burası dikeceğimiz yer Deryan'ım. İsterseniz şunu da versem siz şuradan gösterseniz. Mesela şu çizdiğim yer şu şurada. Alttan. Pensi mi diyorsun? Yer. Yok pensi değil şuradan bakın diktiğimiz yer. Heh. Dikeceğimiz için biraz kumaştan dışarıya çıkıyoruz. Yani şöyle sıfır bir yapmıyoruz. Şey bakın hı hı. Şurada. Bir dakika şimdi Sibel'in çizdiği yeri görelim. Şöyle. Tam orta noktaya. Siz isterseniz bu taraftan çizin. Tamam. Eğer daha küçükse çocuk biraz daha şu kısmı küçültebilirler. Daha büyükse biraz daha büyütebilirler. Kendilerine göre bir ölçü belirleyebilirler. Evde penye kumaşınız varsa ve biraz da esnekse esnek olmasını bakın hep vurgulayacağım. Önemli çünkü çocuğun başını hem sıkmasın değil mi? Evet. Hem de, hem de güzel kapsın olacak, diye güzel kavrasın diye esnek olması bakın. Penyede şöyle bir o esnekliği arıyoruz. Hı. Evet. Şimdi bunu tamam çizdik, bitirdik. Kesiyoruz normal sıfır. Şu şeyi ölçüleri gösterelim mi peki? Anlaşamayacağız. Şurayı bir pensi nasıl yapıyoruz? Bu çok renkli ya Sibel. Tamam. Onu şimdi gösterelim. Pensi şöyle çizdikten sonra. Büyükler hani benim jenerasyonum. Sen de dikişlerinde pens mesela kullanıyor musun? Tırtık yapıyorum böyle ufak tırtık ufak. Aynı şey. Şimdi pens... güzel oturtmak için göğüse yapılır, bele yapılır, bedene yapılır. Şimdi burada da kafaya güzel oturtması için şu üçgeni nasıl yapıyorsun da arkadan pensliyorsun tamam. onu göster. Şimdi şurası 14 santim, yukarıdan aşağı 8 santim geliyorlar. Pensin genişliği 2 santim, geriye de 4 santim kalıyor. Şuradan da, bunu da söyleyelim, oraya yazarım ben birazdan. 8 santim uzunluğunda şöyle bir üçgen çiziyorlar. Sonra bunu şöyle üst üste getiririz. Yani bu bize iyi oturmasını evet. sağlayacak şeyin. Çenenin altına şuraya oturuyor Deryan'ım o zaman güzel rahat. Evet yani çok basit gibi duran ama minicik bir püfle evet. Çok güzel olan bir şey. Daha büyüklerini kendiniz için Şefika'nın dediği gibi mutfak için yapabiliriz. Evet. Hı hı. Çok güzel bir model. Bakın şöyle yuvarlanıyor o zaman. Oldu. Şurada dikilmişi var. Arkadan. Makine şöyle, dikişi ya da ellerine de yapabilirler. De şurada da bir küçük çentik var. Şunu görüyoruz değil mi? Yani evet. Şurada bakın minicik bir şey. Biz bunu patronda da gösterdik. Şuradaki şu çentiği şöyle. 9 santim uzunluğunda. Evet, Sibel bu bir de yani sanki eskiden uçak yapardık. Şöyle. Vallahi olur. Vallahi uçak yapar gibi de bir hali de var. Yani neredeyse şöyle gidecek buradan. Hakikaten çok güzel bir şey. Evet şimdi bunu kesiyoruz Sibel. Evet keseyim mi bunu? Sen bunda mı göstereceksin kestiğimiz şeyi? Nasıl isterseniz bunları da gösterebilirim. Evet. Şimdi şuradan o zaman kesip çıkartalım. Bunun boyuna çentik gelecek olan biliyorum. Bandı için 3 numara şişle buna bir orlon kalınlığında incecik bir yün gerekiyor Deryan'ım. Ki ince tığ kullanıyoruz rahat batabilsin diye kullanışı evet. yaparken örerken. 3 numara şişle 130 ilmek atıyoruz. O boyun bağını yapabilmek için şurayı.
Evet, şimdi biz şuraya örümcek yaptık. Örümcek, evet. Ama siz buraya istediğiniz şeyi, evde bir su taşı vardır, buraya pomponlu bir şeyler olur. Yapabilirsiniz. Tamamen hazırladığınız küçük minik pomponları koyabilirsiniz. Buraya biraz büyük koyabilirsiniz. Hani burada fikir size kalmış. Şu kenarını yine ağız bezi çevirir gibi çeviriyoruz. Şöyle. Hazır o biz kullanmıştık daha önce. Metreyle satılan pomponlar var işte. Metreyle satılan pomponlar çok iyi olur. Ben öremem onu bilmiyorum derlerse ondan aynen kullanabilirler. Bakın çıktı ortaya şöyle i̇şte koyalım. Bakın ikiye katladığımız zaman şurayı şimdi bir dikeceğiz. Şuradan penslerini dikeceğiz. Evet. Diktikten sonra da. Bu pensi unutmayın gerçekten şuradan santim ne kadardı pens 8 için? 8 santim. Pens arası 2 santim. Bu iki, yemin misin bu 2'den? Evet 2 santim. Sonra şu çentiye gelirken de 4 santim. 2 tamam. Pensin uzunluğu 8 santim. Şu 2 santim yaptıktan sonra 8 santimi buraya belirlesinler. Sonra iki taraftan şöyle bir cetvel yardımıyla bile çizebilir eğer ben emin olamıyorum derlerse. Tamam. Ondan sonra ikisini üst üste getirip şöyle yaptığımız gibi yapıp arkadan elle, teyelle ya da makine dikişi veya kendi makineleri varsa onunla dikerler. Sonra şurayı dikeceğiz Derya Hanım. Burayı da diktikten sonra yine elimizle de dikebiliriz. Ondan sonra artık gerisinde bir parçamızı öreceğiz. 130 tane ilmek atıp 3 numara şişe. Şunu. Şeyi göstermen şunu lazım Sibel. 5 diş öreceğiz. Şurayı bir gösterip şuraya 5 diş mi ördük? Kaç 5 santim? Diş 130 ilmek 3 numara şişe ince iple. Şu bakın ipimiz bayağı ince. Biz onu ne yapmışsa aynısını yaptık. O hayır o kenarını pardon o kenarını o da öyle yapmış. Evet. Bakın pensler şurada. Gerçekten çok güzel bir şey. Hakikaten çok iyi oturuyor. Ben bir de bunu takmayı bilsem şöyle miydi? Evet. Bakın bu ya da bu. Ay Sibel bu iş yaparken falan vallahi da çok güzel. Vallahi bence çok pratik. Çok pratik bir şey. Ne diyorsun? Biz kendimize de yapabiliriz. Şefika. Vallahi bak Dayan, ben kızlar bayıldım. Bayılırlar. Ucu pomponlu şeyler buna çok güzel olur. Çok güzel. Tabii ki biz pijamadan gösterdik. Çünkü atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. Siz isterseniz ne kadar metre hani pazarlarda da çok ucuz satılıyor bunlar. 32 ne kadar santim, metre? 50 santimden. Oo 50 santimden kaç çift tane çıkar? Bunu, çift, 60 90 50 santim alırlarsa 90 santimden 3 tane şey çıkartırlar. Çiften mi denir? Ne çiften. Çiften olursa 5-6 tane çıkar. Evet. Yarım metre alırlarsa.